Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir Airsoft Iron 4 videosu The Great War Redux moduyla Şeriat Osmanlı, Halife Osmanlı serisi 5. bölümle tekrardan karşınızdayım. En son hatırlayacağınız üzere mihver devletlerine yani Alman ve yani Central Power tarafına direkt olarak açık bir şekilde savaş ilanı gerçekleştirmiştim. Neredeyse Viyana kapılarındayım artık. Viyana kapılarını zorluyorum bir yandan. Bir yandan Rusya'yı artık tam manasıyla kurtardık diyebiliriz. Çünkü Rusya artık karşı ataklara başladı. Alman birliklerini buralarda sıkıştırmıştık hatırlayacağınız üzere. Burada birlikleri imha ettik. Gerçekten çok büyük birlikler imha oldu. Arka arkaya telef olmaya başladılar resmen. Tabii ki böyle bir durumda bize getirisi gerçekten çok büyük oluyor. Şöyle bir durum var. Amerika savaşa katıldı. Amerika'nın savaşa katılmasıyla beraber bizim adımıza savaş dengeleri biraz daha değişmeye başladı aslına bakarsanız. Savaş katkımız %40'a yakın bir savaş katkımız varken şu an maalesef %35 bandına kadar düşmüş oldu. Avusturya Macaristan'dan 266 bin asker kaybetmişiz. Yani 266 bin askerimiz öldürmüş. Biz ise Almanlara 113 bin, Avusturya Macaristan'ın ise 630 bin askerini öldürmeyi başarmışız şu ana kadar. Tabii ki bu durumda şu ana kadar hala da hava üstünlüğümüz şu anda neredeyse yok denecek kadar az. Onun bir ufak etkisi var. Diğerlerinin ufak tefek etkileri var. Ama problem değil. Hepsini bir şekilde halletmeye çalışıyorum. Bir yandan buradaki bütün şeylerimi buraya koyacağım. Fighterlarımızı ve bomberlarımızı falan hepsini buraya koyalım. Çünkü Viyana taraflarını artık tam manasıyla zorlamak istiyorum. İzleme uçakları olmasa da olur, problem değil. Ama Viyana tarafına özellikle Avusturya Macaristan'ın buralarda ikmal saldığı hatları bombalayarak bu savaşın artık en azından bu cephede bitip Almanlar için de çok daha zor bir kıvama gelmesini istiyorum. Zaten gördüğünüz gibi Ren Nehri arkasına doğru geçen artık Fransız ve İngilizler ortalığı baya baya karıştırmış durumlar. Yani ortalığı çok fazla kızıştırıyorlar şu anda. Gördüğünüz gibi silahlı açığımız maalesef 11K civarına kadar baş gösterdi artık. Yanlış hatırlamıyorsam 45K civarında falan bir silah vardı elimizde. Savaşa ilk gireceğimiz, yani girelim dediğimiz zamanlarda. Ama tabii ki çok ağır kayıplar verdik. Yani supply'dan yana aslında bakarsanız en çok kayıpları verdik. Çünkü bu noktalarda supply biraz daha sıkıntılı ve minimal ölçüde diyebiliriz. Çünkü tam olarak istediğimiz ölçüde supply'ı yeterince sağlayamıyoruz bu noktalarda. Maraş ellerimize biraz daha yetki verelim. Gördüğünüz gibi şu an 7 komutana kadar, 7 generale kadar bakabilecek seviyeye geldi Maraş elimizde. Bir yandan bildiğiniz gibi bunun kolonisini düşürmeye çalışıyorum ama yani düşünüyorum tekrardan geri çıkıyor. O yüzden de bir daha uğraşmak taraftarı da değilim şu anda. Bir yandan şu tarafa bir boş kısımlara doğru ilerlensin. Brno tarafına doğru arka tarafa sızmaya çalışacağım. Almanların buradalarda line'ları var yakınlarda. Prag tarafına falan girmemiz gerekebilir. Çünkü Viyana'ya girmekle Avusturya Macaristan'ın çökme ihtimali biraz daha zayıf aslına bakarsanız. Çünkü şu an %50 surrender limitse ve %10'a kadar düşmesi gerekiyor. O da bayağı bir zaman alacak gibi gözüküyor. Rus topraklarında, yani Ruslara ait olan şu an bu topraklarda ağır bir etkileşim yaşanıyor gerçekten. Bunun faturası bize çok şiddetli şekilde kesiliyor. Ama bir şekilde problem olmadan ayarlayacağımızı düşünüyorum. Ama artık şu orduları ofansiften ziyade biraz daha ortalama bir şekilde saldırmaları gerek. Çünkü kaynak bakımından ofansif olarak saldırdığımızda kaynağımız yeterince vardı. Ama şu anda gördüğünüz gibi 17K civarında silahsız bile açığımız var. Ve bu açığı maalesef tamamlayamıyoruz artık. O yüzden biraz daha tutumlu gitmekte fayda var gibi gözüküyor. Kolonileri ateşe vereceğim ama onu şu anda değil, bunu Almanları devirdikten sonrasında dünyanın gidişatına göre İngilizleri zayıflatmak, İngilizleri dünyadaki büyük hegemonyasını kırarak İngilizlere karşı bir güç oluşturmak için yapmayı planlıyorum. Yani İngilizlerin kolonilerin elinden alırsam ve o koloniler direkt olarak bize bağlanırsa, mesela atıyorum Pakistan, direkt olarak buradan kendi ittifakımızı alıp Hindistan tarafına musallat olabilirim. Diğer kolonilerinde sıkıntılar yaşatırarak, yani Afrika'da oluşan isyanlarla İngiliz'i baya baya zayıflatabilirim. Asya'daki topraklarına kolay kolay bir İngiliz ulaşamayacaktır. Yani o kadar uzun
Yani uzun sürecek bir çatışma yol açacaktır bu. Emriniz. İngiliz'in de onu bu kadar kaldırabileceğini düşünmüyorum aslına bakarsanız. Uçak konusunda şu anda ne durumda? Hala da bombalama devam ediyor ama maalesef çok minimal, yani ölçü çok zayıf. Yeterince güçlü bir bombardıman söz konusu değil. Ya tabii ki fighterlarımızın da burada büyük bir etkisi var. Fighterlarımız yeterince aktif değil. Bomberlarımız zaten bildiğiniz gibi zeplinler, yani çok fazla hasar verebilen aletler değiller. Çabucak düşebilen bir sıkıntıları var. Şuradaki supply konusunu biz nasıl çözebiliriz? Birisi Entente'ye katıldı ama kim olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Çünkü hiç bakmadım desem yeridir. Küba, Panama. Entente tarafı bayağı kalabalık aslında bakarsanız. Afganistan, Kuveyt. Yani büyük bir kısmı katılmamış bile. Brezilya falan da var. Büyük bir kısmı katılmamış. Brezilya şu an savaşa katıldı. Ama ona rağmen gerçekten güzel bir saldırıyla karşı karşıya bırakıyorlar düşmanları. Yani elayların buradaki askeri geçiş alıp topraklarımıza girenlere sablayı kapatmıştım. Ama o bizim için yeterli seviyeye ulaştırmadı. Çünkü askerlerimizin tükettiği supply miktarı da fazla. Yani hafif olamayacak miktarda değil. O yüzden bizi bir ufak uğraştırıyor. Artı olarak şu anda Almanların da bir atak verdiğini görebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu atak bizi bir ufak zorlayabilir. Bu sebepten dolayı İtalyanlara falan askeri geçiş izni vereceğim. Ki buralarda asker geçiştir, yani geçişi sağlasınlar. Fransızlara da vereceğim. Bir de İngilizlere istiyorlarsa verelim. Topraklarımıza asker getirsinler ki buralarda savaşta beraber savaşalım. Nasıl olsa %30-%35 savaş skorunu karşıladık diyebiliriz artık. Bu da kolay, yani kesin olmasa da büyük bir tahminimce en azından Balkanları, Viyana tarafına kadar Avusturya Macaristan'daki toprakları alabileceğimiz anlamına geliyor. Asıl hedefim aslına bakarsanız Almanları papuç olarak almaksı. Almanı papuç olarak kendime katıp onun gücünden faydalanmak istiyordum. Ama muhtemelen o puana ulaşamayabilirim. Çünkü Rusların da öyle bir puanı var ve bizim puanımız maalesef gittikçe azalan bir puanda yapısında şu anda. O bizim için bir ufak sıkıntı oluşturabiliyor maalesef ki. Yani elimizde bir 20K civarında falan da silah olmuş olsaydı o dediğimi rahatlıkla bir şekilde yapabilirdim. Ama şu anda öyle bir silahım olmadığı için elimde ve bu da bizi eksiye sokan bir durum içerisinde olduğu için şu anda maalesef öyle bir line attack beni infazımı falan verebilir. Çünkü silahtaki açık her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Yani İtalyanlardan falan silah isteyebilirim aslına bakarsanız. İngilizlerden falan isteyebilirim. Hocam topun var mıdır? Yok diyor. Support'un var. Silahın... Silah sende diyor. Hey, sen support ekipman ver o zaman. Fransızın var mıdır abim silah? Silahın var. Topun var mı? Topun yok. Support'un senin de yok. Güzel. Uçak falan zaten ihtiyacımız yok. Tamam, sen de silah ver. İngiliz'de vardır. İngiliz bir silah verir. Top onda da yok. Support sende de var. Güzel. Ne verirsen ver bakalım. Portekiz, o kadar asker geçiriyorsun. Onun bir faturası olsun sana. Silah sende var da sen bana pek iyi bakmıyorsun. O zaman seninle bir improve atalım. Ve askeri geçiş izni vereyim ben sana. Bu da bize biraz daha iyi bakmanı sağlar. Güzel. İngilizler 20.000 civarında bir silah verdiler. Fransızlar da çok fazla ellerinde olmadığı için maalesef yeterince veremiyorlar. Ama bir şekilde alırım ben onlardan. Problem değil. Amerikalılardan da silah ve support ekipman alalım. Gördüğünüz gibi 26.000 civarında silah ve 2.000 de support ekipman sağlıyor bize Amerikan Başkanı Woodrow Wilson. Wilson ilkelerinin sahibi olan abimiz diyebiliriz. Gördüğünüz gibi Fransızlar falan geldi, İngilizler falan geldi bu noktaya. O yüzden Eli supply'ını da açalım ki onlar da buradan biraz daha sahiplensinler. Buradan supply sağlasınlar.
Bizimle beraber bu cephelerde ana savaşma kaynaklarından biri olacak. Gördüğünüz gibi İtalyanlar çok yoğun bir şekilde savaşıyor. İngilizler sadece cephe tutmada bizimle beraber diyebiliriz. En azından o kadar bile yapmaları bizim için iyi. Çünkü Belçika tarafından da mecburen Almanlar belli bir noktadan sonra ordu çekmek zorunda kalacakları için bizim için de daha karlı bir anlaşma olacak diyebiliriz. Yani çok fazla bir şey alamasak bile biz gerçekten çok fazla kârdayız. Çünkü şu noktalardan falan da yanlış hatırlamıyorsam başladığımızda yani Romanya'nın sınırları gibiydi. Bu noktaya kadar geldik. Yani şu anki savaş skorumuz %34. Şu anda biz dünyada bu savaşta en büyük söz sahibi olacak ülke konumundayız. Gerçekten çok büyük bir konum bu. Ve bu konum Kollayın. bizi direkt olarak çok fazla şeye karşı karşıya yani getirecektir diye düşünüyorum. Artı olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şu Rus sınırındaki Nişan bu 2.24'lüğü sileceğim. Çünkü hem silah artık elimizde gelsin biraz daha ya da eksiği en azından azaltsın. Çünkü diğer 3.24'lüğün yeterince bir şeyler yapabilme ihtimali anladığım kadarıyla zayıf. O yüzden bu tarafa biraz daha fazla kaynak sağlayabilmemiz gerekiyor. Artı olarak konvoydan yana çok ağır sıkıntılarımız var. Silah da gördüğünüz gibi artık an itibariyle artıdayım. Bir 24'lük falan da silsem yeterli olacakmış aslına bakarsanız. Zaten yeni silahlar da geliyor arka taraftan. İstediğimiz takviyelerle beraber ama fark etmez. Öbür taraftaki orduların biraz daha gücünü arttırmak adına böyle bir şey yapacağım. Artı olarak da tekrardan ofansif line'ı vereceğim ki burada saldırılar tekrardan hız kazanmaya başlasın. Viyana tarafına artık saldırıların gerçekten hızlanmasını istiyorum. İtalyanlarla beraber biz savaşıyoruz. İngilizler yine gördüğünüz gibi İngiliz, Fransızlar, sınırda bekleyen Fransızlar. Bir an öncesinde saldıracaklardır. Mecburlar saldırmaya ama ne kadar sürer? Şu an net bir şey söylemek imkansız. Evet. Yani cephe artık çok fazla ilerlediği için Almanlar da bir çıkış yolu arıyorlar. O sebepten dolayı gerçekten çok fazla askeri bu noktalara konuşlandırmış durumdalar. Uçak konusunda herhangi bir uçak konuşlandırdıklarını düşünmüyorum. Çünkü bu havalimanı boş. Muhtemelen daha çok Avrupa taraflarında büyük uçak savaşları dönüyordur. Ama bu uçak savaşlarından da muhtemelen gördüğünüz gibi yemyeşil bir şekilde İngilizler üstünlükle çıkıyorlar. Yani tabii bu durum ne kadar gider? Şu an net bir şey söylemek çok zor. Almanların direnişi yakın zaman içerisinde kırılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla direnebilecekleri bir şey kalmadı gibi gözüküyor. Birliklerin içleri hafif hafif boşalmaya başlamış. Deve birliklerini görüyoruz burada. Almanların saflarında savaşan. Atlılar var. Dağcılar var. Piyadelerin içlerinde ne var ona bir bakmak istiyorum. Merak ettim çünkü. Alman piyadesinin içinde Engineer Company var. Lojistik kompani var. Mantis kompani var. Toplar falan var. Yani bayağı güçlü bir Alman piyadesi şu an bizim karşımızda. Tabii ki bu güçlülüğü şu anda sürekli devam ettiremiyor. Çünkü eksikleri, sıkıntıları çok fazla onun da. Support ekipmanın muhtemelen büyük bir kısmını tamamlayamıyordur, karşılayamıyordur öyle bir kısmını. Çünkü o kadar ekonomi henüz bu yıllarda Almanlarda o kadar güçlü değil. Medium tankları ufaktan araştırabiliriz. Basamasak da araştırırız bizim bildiğiniz gibi adetlerimizden. En azından hazır olsun. Bir gün bir imkan gelir elimize bir ara basarız. Sivil fabrika bir yandan hala daha basmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi elde hiç neredeyse sivil fabrika yok. Ama elde olanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ya hala daha partial ekonomideyim. Mesela var ekonomiye geçemedim. Total mobilizasyona geçemedim. Onların gerçekten ağır debuffları var ama elde hiç PP'nin olmayışı yani günde bir 40 PP geliyor. O da çok az ve minimal gerçekten çok az. O yüzden bir şey yapabilmek imkansız derecede zor. Güzel yeni birliklerimiz en azından bir yandan basılsın. Bir yandan da Alman, Amerikalılar, İngilizlerden falan gelecek olan silahlarla yeni yeni birlikleri basmaya çalışırız. Tabi bu hastalık biraz bizi yordu. Yani daha da fazla yoracak gibi duruyor. Ona bir şekilde bir çözüm yolu bulmamız lazım.
Ya İngilizlerin beni şu anda ittifakı alacaklarını bilsem direkt olarak halifelik ittifakını yıkardım. Ama İngilizler demokrat, biz otokrat olduğumuz için bizi muhtemelen ittifakı almayacaklar. Bu da bizim direkt olarak ittifakı yıktığımızda kalmamıza sebep olacak bir hamle olabilir. Gerçekten bizim adımıza çok iyi bir sonuç vermeyebilir böyle bir durum. Gördüğünüz gibi silahlar bir yandan geliyor çünkü biz çok fazla silah tüketimi yapıyoruz. Artı olarak yeni birlikler de basıyoruz ama bu bastığımız birliklerin ihtiyacını karşılayabiliyoruz diye düşünüyorum ben. Tungsten'i komple kapatabiliriz çünkü şu anda ürettiğimiz tükettiğimize denk. 4 fabrikalık çelik satıyorum sadece. Sonrasında 1 fabrikalık alüminyum ve petrolün tamamı bizde kalıyor. Petrol hiç satılmıyor dışarıya. Raj'da saldırmazlık anlaşması yapıldı. Yani dediğim gibi bu line mecburen yarılacak ya da Belçika tarafından mecburi bir yarılma söz konusu olacak. En kötü ihtimal Polonya tarafından Ruslarla beraber bir yarılma harekatıyla iş baya baya tersine dönecektir. Şu anda Amerikalıların ağır bir bombardıman yaptığını düşünüyorum aslında bakarsanız. Amerikalıların Berlin tarafını gördüğünüz gibi gerçekten ağır bir şekilde bombalıyorlar. Şu an 220 uçak burada. Bu noktalarda şu anlık varsa da herhangi bir fikrimiz yok. Avrupa taraflarında Fighter savaşları dönüyor. Almanlar Alpleri bombalamaya çalışıyorlar. Bizim karşımızda herhangi bir saldırı uçağı gözükmüyor. Amerikalılar bizim karşımıza aynı zamanda Avusturya Macaristan'ın yani tepesini ağır bombardımanla vurmaya çalışıyorlar. Viyana'daki birlik sayısı oldukça fazla. Bizim 3 tane 24'lüğümüz maalesef yetmiyor bu noktada. O yüzden yeni yeni birlikler hemen basmaya çalışıyorum. Yani oradan sildiğim birlikler gerçekten maalesef arıyorum şu anda. Çünkü baya baya sıkıntı oluşturdu bizi anladığım kadarıyla. Abi şöyle sen nerede eksik varsa oraya git. Sana da en iyi komutanlarımızdan birini verelim. Cevat Paşa'mı geç komuta olarak başına. Emredersiniz efendim. Tamam, Viyana önlerini sana verdiler. Oradaki komutanlar geri çekilse bile İngilizler orada olduğu için sen devam edebilirsin. Güzel haber burası. Neredeyse zaten gelmek üzereler. O da güzel. Gördüğünüz gibi yeni basılan askerlerle beraber silahtaki açığımız 30K civarında ama gelen sevkiyatlarla gördüğünüz gibi İngilizlerle ve Amerikalılardan gelen sevkiyatlarla da baya baya tamamlamış durumdayız. Yani konvoyda çok fazla açığımız var. Elimizde 500 tane konvoy var. Ama yaklaşık olarak 4000 tane kadar bir konvoya ihtiyacımız var. Bu sebepten dolayı zaten sıkıntılar çıkıyor. Ufak tefek sıkıntılar. Ama bir şekilde halledeceğimizi ben düşünüyorum aslına bakarsanız. Ya Varşova'nın burada direkt olarak Almanların papısı halinde olarak başlaması bildiğiniz gibi koltukla beraber Almanların burada papısı haline düşmemesine yani ilerlenmemesine biraz sebep oluyor diyebiliriz aslına bakarsanız. Air doktrinini biraz daha ucuzlatabiliriz. Onu da biraz daha ucuza öğrenebilirsek bizim adımıza kar olur. Gördüğünüz gibi gerçekten Alman piyadeleri şu anda tam güçleriyle savunuyorlar. Avusturya Macaristan piyadesi diye bir şey şu anda benim gördüğüm kadarıyla yok karşımızda an itibariyle. Ama yine de ufak tefek problem oluşturuyor. Stability maalesef yeniden yerin dibini görmüş durumda. Stability'nin bu kadar dibi görmesi tabii ki bizim adımıza en berbat noktalardan birisi. Çünkü fabrika çıktılarımız %22 debufflu hale geliyor. PP'nin kazanımı %8 debufflu. Diğer sıkıntılarımız buna keza biraz daha böyle sıkıntılı geçiyor maalesef ki. Ama bir şekilde çözebileceğimizi ben düşünüyorum aslına bakarsanız. Abi şu motorizeleri bir iptal edersek cephede kullanılan motorize sayısı biraz daha rahatlayacaktır. Bunlar bildiğiniz gibi Balkan Savaşı zamanında verilmiş ve kalmış motorizeler. Bağdat tarafında falan saplı hıplar bağlı değil. Bu limanlar saplı hıplara falan bağlı değil. Onları bir şekilde halletmeye çalışacağız. Onlar maalesef unutulmuş şeyler. Ama bir şekilde hallederiz. Oralar problem değil.
Bu ilerlenen saplayıplardan tekrardan atlılarla ilerlenecek şekilde emir verelim ki motorizeler alt taraflarda bir yani üst taraflarda daha rahat şekilde ilerleyebilsinler. Daha fazla üst tarafa cepheye motorize verebilelim. Bu merdiven muhtemelen düşmüş. Çünkü üretimi yok diye uyarı geliyor. Sıkıntı yok. Bombardıman uçağı basma niyeti değil. Yani zeplin basmam bu saatten sonra durup dururken. Güzel. Gördüğünüz gibi motorizedeki sayı bayağı da artmış oldu bu sayede. Dediğim gibi motorizenin bu artmasıyla beraber supply'ın dağıtılması biraz daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Umarım rahatlar. Gördüğünüz gibi bazı cephelerde şu an bazı noktalarında dediğim gibi Ruslar ve İngiliz kolonileri bizi savunuyorlar. Yani bu bizim için çok iyi bir durum olmasa da bizim adımıza daha iyi bir durum tabii ki de. Yani geri boş cephelerde geri toprak kaybetmektense onların bizim topraklarımızın savunması da iyi bir şeydir. Gördüğünüz gibi %34'e düşmüş oldu maalesef savaş katkımız. Ama yine de bir şekilde toparlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Yani dediğim gibi Belçika tarafını tekrardan geri kurtardılar. Şu an Brüksel tarafından ilerlemeler devam ediyor. Artı olarak şöyle bir şey yapmak istiyorum. İngilizlere bir ateşe atacağım. Bir savaşın gidişatını görmek istiyorum ama şu an Command Power'da bir ufak sıkıntı var. Onu tamamladığımız takdirde sorunu çözeceğiz. 100, 150 olsun. Yani 50 Command Power olsun. Bu arada da biz İngilizlerle aramızı düzeltelim. Çünkü onlardan silah falan alıyoruz şu anda. Aramızın mümkün olduğunca iyi olması bizim adımıza daha iyi bir durum. Saldırmazlık hakkı falan yapalım ki aramız biraz daha düzgün olsun İngilizlerle. Ya böyle büyük bir devletlerin bize düşman olması gerçekten bizim adımıza çok iyi bir durum olmaz. Aksine çok kötü sonuçlar doğurur. O yüzden mümkün olduğunca iyi tutmakta fayda var. Gördüğünüz gibi gerçekten Avusturya Macaristan askerlerinden ziyade Alman askerleri burada. Gördüğünüz gibi 23 birlik sadece burada var. 10 birlik, 21, 22 birlik burada var. Viyana taraflarını full olarak Almanlar tutuyor. Karşı saldırılar artık başlamış durumdalar. Yani Alman Rus sınırını bıraktı. Bu sınıra yoğunlaştı diyebiliriz. Yaklaşık olarak 200-220 birlik civarında bir askeri birliği olduğu düşünülüyor Almanların. Fabrika sayısı olarak elinde hala da çok fazla fabrika gücü var. Çünkü Alman direkt olarak kendi topraklarından neredeyse hiçbir şey kaybetmedi. Ama yakın zaman içerisinde Verdun tarafından gördüğünüz gibi line atakları artık başlamış durumda. İngiliz line atakları. Gördüğünüz gibi biraz arayı düzeltmemiz gerekiyor. Ama anladığım kadarıyla da sürekli olarak eksiye gidiyor. Yani gördüğünüz gibi görüşte azalış sürekli eksi 50. O yüzden biraz toparlamamız lazım. Aksi halde onlara şey atamayız. Aynı şekilde Fransızlarla da aramız biraz kötü. Ama bir şekilde toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Fransızlar direkt olarak zaten saldırmazlık anlaşmasına da yanaşmıyorlar. Bir an öncesinde burada İngilizce Fransızların artık saldırıya geçmesi lazım. Aksi halde biz bu noktalarda sıkıntı yaşamaya gerçekten başlamak üzereyiz. Bir an öncesinde onun toparlanması şart. Petrol kazancımızı biraz daha arttırabiliriz. Petrol olarak şu an sadece uçaklara kullanıyorum. Ama uçaklarda kullandığımız petrolün de biraz daha iyi olmasında fayda var. Derken bu arada yeni birliklerimiz basılıyor. Bu yeni birlikler de bir yandan ufak ufak basılsın. Bunları da koyalım. Line'ımıza ve savaş vermeye devam etsinler. Silahtaki açığımız 33K bandında. Bu 33K bandındaki silah açığını askeri bir miktar durdurarak yapacağım. Biraz daha defansif anlamda kalsınlar. Bir line'larına yerleşsinler. Bir ay kadar savaş durgun durumda geçecek. Air doktrinleri dediğim gibi biraz daha ucuz atacağım. Mümkün olunca doktrinine gitmek istiyorum. Uçak konusunda gerçekten çok fazla geride kaldık. Bu geride kalmışlığımızı bir an öncesinde toparlamamız yani bizim adımıza fayda olacak.
Gördüğünüz gibi hala daha 3400 konvoya ihtiyacımız var ama elimizde sadece 500 konvoy var. İngilizler force ataklarla saldırı emirleri veriyorlar şu anda. Yani gördüğünüz gibi ilişki arttırsak bile maalesef şekilde kabul etmiyorlar. Abi total mobilization'a geçeceğim ama o da tabii ki askeri anlamda bir engel. Çünkü 110 bin civarında sadece askerimiz kaldı. Bu 110 bin askeri bir an önce toparlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi artık karşı saldırılar yoğunlaşmış durumda. Bu karşı saldırıları bir an öncesinde toparlanmamız gerekiyor. Bu 14 birliği de hemen line'e vereceğim ve sonrasında da dediğim gibi bunların içlerini doldurmaya uğraşacağız. Bir süre kadar belki asker basmam. Belki değil, muhtemelen basmam. Etkileşim konusunda biraz daha rahat olacak bir generali bu noktaya yerleştirelim. Güzel. Bu noktaya biraz daha askerin kayması gerçekten biraz daha güzel olacak. Lüksemburg kurtuldu mu tekrar? Yok, henüz kurtulmamış. Almanlar da gördüğünüz gibi rezistans konusunda ağır sıkıntı yaşamaya başlamışlar. Bazı noktalarda %30-%40 isyanlar yaşıyorlar. Bu da rezistans konusunda onlara ağır bir fatura karşılığını koyacaktır diye düşünüyorum. Ama fabrikadaki sıkıntımız gerçekten hala daha gözümüzün önünde. Silahtaki kayıplarımız fazla, yani çok fazla gerçekten. Üretimimiz günde 34 adet. Özellikle de yeni silaha geçmemizle beraber maalesef çok fazla sıkıntılarımız var. Bir şekilde bu sıkıntılarımızı gidermemiz gerekiyor. Şu anda destroyerler basıyorum bir yandan. Destroyerlerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama maalesef de çok fazla bir şey yapabildiğimiz söylenemez. Güney Afrika'da gelebilir, problem değil. Yani war ekonomiye geçeceğim çünkü elimdeki fabrika sayısı günden güne biraz daha azalıyor sürekli fabrika basmama rağmen. Bununla beraber bir şekilde yarışmam gerekiyor. Asker kayıplarımız çok fazla. Askeri alım politikasını arttırmam lazım. Ama maalesef şu an askeri alım politikasını da arttıramıyorum. İlk hedeflerimden bir tanesi dediğim gibi direkt olarak ekonomiyi değiştirmek. Günde bir PP geldiği için de maalesef bu bayağı zor oluyor. Avusturya, Macaristan ve Alman askerleri gerçekten yoğun bir karşı saldırıyla bizi zorluyorlar. Ama eğer ki bu eksikliğimizi kapatıp da onların karşısına dikilirsek, işte o zaman bizim ilerleyişimizin başladığı zamanlar gerçekten gelmiş olacak diye düşünüyorum ben. Zaten yakın zaman içerisinde de tekrardan Alman, Amerikan ve İngiliz silahları elimize geçmeye devam edecektir. Gördüğünüz gibi 10.000 tane daha silah gelecek İngilizlerden. Amerikalılardan da daha 6.800 tane kadar silah gelecek. Bunların hemen arkasından tekrardan bir parti daha alırız. Problem değil. Ama benim bunlarla diplomatik ilişkim neden bir şekilde gelişmiyor? Ben onu merak ediyorum. Ya ilişkiyi bir türlü artı seviyesine getiremiyorum ya. İşin tuhaf kısmı orası. Amerika'ya da ateş atamıyoruz. İlişkileri geliştirsek. Bunda en azından biraz daha fayda ediyor. Ya Avusturya Macaristan'ın dediğim gibi düşmesinde çok fazla bir zaman kalmadı. Bir an öncesinde Almanların düşmesinin hemen, Avusturya Macaristan'ın düşmesinin hemen arkasından zaten Almanlar düşecek. Bu bir kaçınılmaz gerçek. Ama işte o arada bir süre kadar dediğim gibi beklememiz biraz daha şart. 32K civarında bir silah açığımız var. Bunlardan gelen silahlar bizim eksiğimizi kapatmaya yetmeyecek şu an anlaşılan. Ama bir şekilde bir ayar çekmeye çalışacağım. Emriniz var. Mesela ne yapabiliriz? Şunu ana line'ımıza, kendi ülkemize çekebiliriz. Sadece kendi ülkemizi savunacak şekilde.
Yani sadece kendi ülkemiz sınırlarımızın içerisine koyduğumuz takdirde de yediğimiz et Emriniz rejimi var ona mı? göre biraz daha minimal hale gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu cephede verebileceğimiz asker Bana miktarı da kulak verin. artık tayl başına daha da fazla olduğu için ve artı olarak bu epidemiden de artık kurtulduğumuz için saldırıyı da biraz daha rahat bir şekilde başlatabiliriz. Hemen askeri alımdan ziyade ekonomiyi arttıracağım. Bu da bize gördüğünüz gibi biraz daha fabrika sonucunda rahatlama sağlamış oldu. Ya bir an öncesinde savaşı bitirmemiz lazım. Aksi halde gerçekten ağır sıkıntı yaşıyoruz. Bir yüklensek durum ne olur acaba? Bir bakalım. Ya yani acaba gidebilir miyiz diye düşünüyorum bir yandan. Emriniz. Abi ilerle, ilerle, çok hızlı ilerle. Ya yani boşuna oyalanma o cephelerde. Şu an Rusların bize zerre kadar supply faydası yok. O noktalarda boşu boşuna ölüp intihar etmenin en ufak manası yok. Bu sebepten dolayı hızlı şekilde kendi tile'ımıza geri çekileceğiz. Kendi line'ımızda savaş vermeye devam edeceğiz. Bu da bizim puan olarak kazanmamıza sebep olacak. Çünkü işgalden ayrı puan alıyoruz bildiğiniz gibi. Burada Rus olarak işgal gösterdiği için şu anda bize bir puan vermiyor. Siper O alıyorum. yüzden bizim adımıza çok bir şey olmuyor yani kazandığımız. Da Mustafa Kemal'in askerlerinin bu noktada ne işi var? Baş Ben üstüne şu an onu efendim. çözemedim. Mustafa Kemal Paşa'nın askerleri çünkü yani deniz kıyısında daha aktif şekilde görev alıyorlarken bu noktada bu şekilde olmaları biraz daha tuhaf olmuş. Bunlardan henüz çıkabilen yok. Silahsa bir ufak elimize geçmiş. Kimden geçti? Evet, muhtemelen İngilizlerden silah elimize geçmiş ama o da yeterince iyi değil. 2300 civarında bir konvoya ihtiyacımız kalmış hala daha. Bunu bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Demir yollarına bir ufak yoklanacağım. Demir yollarına bir yoklanma. Bizi zafere taşıyan yollardan birisi olabilir. Hemen şu demir yolu hatlarının inşaatlarını bir yukarı alalım. Fabrika inşaatlarından öncesinde bunlar önemli. Bunları bir an öncesinde bitirmemiz gerekiyor. Yani tabii ki gerçekten ağır ve uzun sürecek işlemler. Çünkü sayı bakımından fazlaca. O yüzden bir ufak sıkıntı ama mecburen çözülecek. Başka çaresi yok. Fort level sınırlarını biraz daha arttırabiliriz. Bu şekilde de bu bölümü burada sonlandırabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, yani bir ufak boş bölüm oldu. Kusuruma bakmayın gerçekten. Yani bölüm atmayıp sizleri bekletmekten ziyade bölüm çekeyim ve sizlere biraz olsun Ateş da devam altındayım. ettirebileyim manasında bir şey yapmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bir ufak bir şeyler öğretebilmişimdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi tekrardan beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.